numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın durumun veya nesnenin adı değildir? Yani bize isim soruluyor. Fırtına evet bir varlığın, o da bir varlığın, evin bir varlığın, sahibi yine bir varlığın adıdır. İsimdir bunlar. Ama biraz sözcü bir varlığın durumun veya nesnenin adı değildir. Biraz sözcü bir eylemi etkilemektedir, eylemin miktarını ifade etmektedir. Yani bir varlık, durum, nesne anlamını karşılamıyor. Dolayısıyla cevabımız 5 numara E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi isim görevindedir? Şimdi isimler varlıkların ya da kavramların anlamlarını karşılayan sözcüklerdir. İnce ince buradaki ikilemedir. Ama bir varlığın anlamını karşılamıyor. Burada bir hareketin, bir eylemin özelliğidir. Dolayısıyla bunu eliyoruz işlerin ağır aksak ilerlemesi bakın ağır aksak bir ikilemedir ama bir hareketin özelliğidir. Bir varlığın ya da kavramın anlamını karşılamıyor. Yani isim değil bunu da eledik. Aynı şekilde vızır vızır bir ikilemedir. Yine bir fiilimsinin bir eylemin özelliğini belirtmektedir. Bir varlığın, kavramın anlamını karşılamıyor. Çoluk çocuk ise ailedeki herkesi kastetmektedir. E dolayısıyla burada bir varlığın anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Yani isimdir. E'ye baktığımızda ileri geri konuşma yine bir hareketin özelliğidir. Bir varlığın ya da kavramın anlamını karşılamıyor. Evet. Çoluk çocuk ise isim görevindedir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri somut isimdir? Evet, beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayabildiğimiz isimler somut isimdir. Şimdi ana fikir beş duyumuzdan herhangi birine hitap etmez. Yani fikir soyut bir kelimedir. Dolayısıyla bize somut sorulduğu için biri eliyoruz. Duygu, beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayamadığımız bir sözcüktür. Bunu da eledik, soyut. Düşünce, yine beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayamadığımız bir sözcüktür. Soyuttur. Ada ise beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayabileceğimiz bir sözcüktür. Yani görme duyusuyla bir adayı görebiliriz. Kitap yine beş duyumuzdan herhangi biriyle görme duyusuyla, dokunma duyusuyla varlığını kavrayabileceğimiz bir sözcüktür. Dört ve beş somuttur. Diğerleri soyuttur. Cevabımız E seçeneğidir. Sözcükler yapım eki, durum eki ve iyilik ekinin hepsini birden alabilir. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir isim kullanılmıştır. Şimdi gözlerle sözcüğünde sözcüğün kökü gözdür. Ler çoğul ekidir. L de ilenin ya olan ilenin ekleşmiş halidir. Ler ve L le çekim ekidir ama bu sözcük ne yapım eki almış ne durum eki almış ne iyilik eki almıştır. O yüzden bunu eliyoruz tartmaktan tartışmak. Bakın ış yapım ekidir. E ma da yapım ekidir. Buradaki ı ise durum ekidir. Belirtme hal ekidir. Burada da iyilik eki yok. O yüzden bunu da eledik. Zordan zorluk yapım eki. Lar çoğul eki. Dan ayrılma durum eki. E burada da iyilik eki yok. Bunu eledik. Katmaktan katkı yapım eki. Lar çoğul eki. Sizin katkılarınız nız iyilik eki. E burada da durum eki yok. Bunu da eledik. Şimdi yapım eki olacak, durum eki olacak ve iyilik eki olacak. Dermekten dergi bu yapım eki. Miz iyilik eki bizim dergimiz. D ise bulunma durum eki. Yani iyilik eki de var, bulunma durum eki de var. Yapım eki de almış. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Somut isim varlığını beş duyumuzla kavrayabildiğimiz isimlerdir. Bakın duman somut isimdir. Ovaya somut isimdir. Birçok somut isim var. Keklik somut isimdir. Soyut isim beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayamadığımız isimlerdir. Düş var bakın buradaki. Hayal, düş. Beş duyumuzdan herhangi biriyle kavrayamadığımız bir sözcüktür. Soyut isimdir. Tekil isimin de birçok örneği var. Ova var, duman var, Gece var. Bunlar tekil isimdir. Özel isim de var. O da Telli Baba. Bakın büyük harflerle başlanarak yazılmış zaten. Bu dizelerde topluluk ismi yoktur. Yani çoğul eki almadığı halde çokluk anlamı taşıyan kelimelerdir. Topluluk ismi ordu gibi, alay gibi, düzine gibi ama bu dizede yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. İsimler çokluk eki almadıkları halde bir türün tüm varlıklarını ifade edecek şekilde genel bir anlam kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde böyle bir isim kullanılmıştır. Şimdi bunu bir örnek üzerinden anlatmaya çalışayım. Kardeşime doğum gününde oyuncak aldım. Buradaki oyuncak bir tane oyuncaktır. Türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmamıştır. Ama oyuncak çocukların hayal dünyasını geliştirir dediğim zaman aslında ben bütün oyuncakları kastediyorum. Dolayısıyla böyle bir genel kullanım arıyoruz. Sakin bir yaşama alışmış olanlar için şehir yaşanası bir yer değildir. Evet burada şehir denilerek bütün şehirler kastedilmektedir. Böyle bir isim kullanılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isimdir? İsimler varlıkların ve kavramların anlamlarını karşılayan sözcüklerdir. Bakın bir numarada verilen 6 sözcüğü bir ismin sayısını gösteriyor bir varlığın ya da kavramın anlamını karşılamıyor. Bir numara bir isim değil. Renklerinde renk evet bir kavramın anlamını karşılamaktadır, isimdir. Diğer sözcü yine bir ismi işaret etmek için kullanılmıştır. Yani bir varlığın ya da kavramın anlamını karşılamıyor. Bu isim değil. Sıfat tüm sözcü de yine bir ismi etkilemiş, belirtmiş. Dolayısıyla bu da isim değildir. Anı ise yine bir kavramı anlamca karşılayan bir sözcüktür. isimdir. Yani 2 ve 5 isimdir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaradan bir sözcüklerden hangileri adıldır? Adıllar isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Bir numarada verilen böyle sözcüğü bakın bir ismi işaret etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla bir numara bir adıl değildir. Bir ismi ...işaret ettiği için sıfattır. Şimdi belgisiz sıfatlar... ...iyelik eki aldıklarında belgisiz zamir olurlar. Buradaki çoğu sözcüğü... ...varlıkların isimlerin yerine belli belirsiz kullanılan bir kelimedir. Yani adıldır. Aradığımız kelimelerden biri iki numarada verilmiş bize. Ne sözcüğün için anlamına gelirse zarftır. Eğer bir isme soru yöneltiyorsa o zaman sıfattır. Bakın burada... Ne çeşit derken bir isme soru yöneltiyor. O yüzden bu bir sıfattır. Adıl değildir. Her mevsim, her sözcü bir ismi belirtiyor. Belli belirsiz bir şekilde belirtiyor. İsmin yerine kullanılmıyor. Bu da sıfattır. Adıl değildir. Kimilerinin yine bir takım isimlerin yerine belli belirsiz bir şekilde kullanılmıştır. Bir belirsizlik anlamı vardır ama ismin yerine kullanılmıştır. 5 numarada belgisiz adıldır. 2 ve 5 numara belgisiz adıldır. Yani adıl türündedir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yerine bir zamir getirilemez? Zamirler isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. 5 yıldır arkadaşlarıyla dış haberler servisinde çalışıyor. Orada çalışıyor diyebiliriz. Yani bu ismin yerine bir zamir, bir işaret zamiri getirebiliriz. İş yerindekilere her zaman biraz mesafeli davranır. Mesela burada altı çizili ifade yerine onlara diyebiliriz. Yine ismi yerine bir sözcük, işaret yoluyla bir sözcük kullanabiliriz. Konağın bahçesindeki ağaç bir asırlık tarihi tanıklık ediyor. Yani bah, konan bahçesindeki ağaç yerine o diyebiliriz. Yerine zamir getirilebilir. İlk defa geldiğim bu kentte dostlarıma ulaşmak kolay olmadı. Onlara diyebiliriz. Çünkü dostlarım adı bir isimdir. Zamirler isimlerin yerine kullanılır. Şimdi yazı çağımızda da etkili bir iletişim aracı olmaya devam ediyor. Ne zaman sorusuna cevap veren bir sözcüktür çağımızda ve zarftır. Bir isim olmadığı için bu sözcüğün yerine bir zamir getirilemez. Bu sözcüğün yerine şimdi diyebiliriz. O da zarf olur. Yani zaman anlamı katan bir ifade getireceğimiz için teknik olarak o da zarf olur. Zamir getirilemez. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcükler tür yönüyle ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır? Bir numaradaki arkasına sözcü isimdir. Bir varlığın ya da kavramın anlamını karşılayan bir sözcüktür ve isim çekim eklerini almıştır. İki numaradaki son sözcü bir ismi bakın belirtiyor, etkiliyor. Bu bir sıfattır. Altında sözcü yine isim çekim eki almıştır isimdir. Diğeri zamirdir. Adıldır. Bu sözcüğü de yine bir ismi belirtmek için kullanılmıştır. Sıfattır. Yani 2 ve 5 sıfat, 1 ve 3 isim, 4 e, numara tek başına zamir. Cevabımız 4 numara D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi belgisiz adıldır? Belgisiz adıllar ismin yerini belli belirsiz şekilde tutan sözcüklerdir. Bakın birkaç sözcü bir ismi belli belirsiz bir şekilde etkilemektedir. İsmin yerini kullanılmamıştır. O yüzden bu sözcük bir sıfattır. Diğer vapur, bakın diğer sözcü bir ismi işaret ediyor. Onun yerine kullanılmıyor. Bu da sıfat. Başka şans yine bir ismi etkilediği için sıfat. Burada ise bir ismi yerine kullanılıyor ama işaret yoluyla kullanılıyor. Bu bir işaret zamiridir belgisiz zamir değildir. Belgisiz adıl değildir. Fakat iki numaradaki kimse sözcüğü bakın ismin yerine belirsiz bir şekilde kullanılıyor. Hangi kimse bunu bilmiyoruz. O yüzden bu bir belgisiz zamirdir cevabımız da. 2 numara B seçeneğidir. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hangi gece dün gece dün sözcüğü bir ismi işaret yoluyla belirtmektedir. İşaret sıfatıdır. Bir böcek burada bir herhangi bir anlamında kullanılmış ve bir ismi belirtmiştir. Belgisiz sıfattır. Bakın cevizden bir sandığı oydu. Oymak fiili görülen geçmiş zaman eki almıştır. 3 numarada verilen sözcük fiildir yani eylemdir. 4 numaradaki ne sözcüğü de ek eylem alarak yüklem olmuştur. Bakın buradaki ne ismin yerine soru yoluyla tutan bir sözcüktür. Soru zamiridir. Yani sırasıyla sıfat sıfat, eylem, zamir cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir yerin ya da varlığın yerini tutma görevinde değildir? Yani zamir değildir diye soruluyor. Bir numaradaki ben kişi isminin yerine kullanılmıştır. Evet zamirdir, adıldır yani. Nerede sözcü bir yerin yerine kullanılmıştır? Soru yoluyla kullanılmıştır. Soru zamiridir, soru adılıdır ve ona sözcüğü de yine bir ismin yerine kullanılmıştır. Zamirdir. Fakat sözcüğü tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde bağlama görevinde kullanılan bir sözcüktür. Yani bağlaçtır. Kardeşim de isimdir. 2 ve 4 numara bir ismin yerine kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri türce özdeştir? Bir numaradaki seyircileri sözcü bir isimdir. Evet, bir varlığın anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Onlara ismin yerini tutan bir sözcüktür. Seyirciler için kullanılmıştır. E, dolayısıyla kişi zamiridir. Toplumsal sözcü bir sıfattır çünkü bir ismi nitelemektedir. Nasıl dersler? Toplumsal dersler. Üç numara sıfat. Kendi sözcüğü bir ismin yerine kullanılan sözcüktür. Dönüşlülük zamiridir. Gerekir sözcüğü, gerekmek fiili bakın çekim eki almıştır. 5 numaradaki sözcüğün türü de fiildir. Şimdi türce birbiriyle özdeş olan iki tane zamir olduğu için 2 ve dörttür. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır? Bakın bu tarz sorularda seçeneklerde ya da öncüllerde mı mi ile soru anlamı katılan cümlelerde vardır. Önce bunlar elenmelidir. Bakın daha önce okumuş muydunuz bunları? Burada soru anlamını mu sağlıyor. Ne yapmak istediğinizi öğrenebilir miyim? Burada da mi sağlıyor. Ne yapmaktaki ne soru zamiridir ama soru anlamını bu katmamıştır cümleye. Yazarın en çok hangi romanını beğendiniz? Bakın burada hangi sözcüğü soru anlamını bir isme yöneltiyor. O yüzden burada soru anlamını katan soru sıfatıdır. Depodaki kutuların kaçı taşındı? Bakın kaçı sözcüğü soru anlamına gelen sözcük çekime ki almış ve bir ismin yerini tutacak şekilde soru yöneltiyor. Yani bir soru zamiri. Böyle acele acele nereye gidiyorsunuz? Bakın nereye gidiyorsunuz? Karşılığında bir isimle ya da zamirle cevap verebiliyoruz. Yerin yerine soru yoluyla bu sözcük getirilmiştir. Burada da yine zamir sağlamıştır. Cevabımız 3 ve 5'tir. Yani D seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat değildir? Başarılı sanat eseri içinde bütün unsurların ve bütün yorgunlukların bir kusursuzluk haline geldiği ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Şimdi nasıl sanat eseri başarılı sanat eseri? İsme, isim tamlamasına nasıl diye sorduğumuzda cevap aldığımız sözcük niteleme sıfatıdır. Yani bir numara bir sıfattır. İçinde isimdir. İsim çekim eki almıştır. Bir varlığın kavramın anlamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Bütün yorgunluklar bakın bütün sözcüğü bir ismi etkiliyor. Dolayısıyla bir sıfat Belgisiz sıfat. Yani 3 de sıfat. Kusursuzluk hali. Bakın bu bir isim tamlamasıdır. Kusursuzluk bir sıfat değildir. Ne hali? Nasıl hal değil? Ne hali? Kusursuzluk da dolayısıyla isimdir. Ha, bir bütündür derken bir sözcü bir ismi belli belirsiz bir şekilde belirtmektedir. Be belgisiz sıfattır. 5 numaralı sözcük de yine sıfattır. Şimdi 2 ve 4 için isim dedik. E dolayısıyla bu sözcükler sıfat değil. Cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Pekiştirilmiş sıfat vardır. Yemyeşil sözcüğüdür. Nasıl ağaç? Yemyeşil ağaç. Yemyeşil bir niteleme sıfatıdır. Ve burada ön eki alarak pekiştirilmiştir. Pekiştirilmiş bir sıfattır. Birleşik isim vardır. O da gökyüzüne sözcüğüdür. Soru sıfatı da vardır. O da hangi sözcüğüdür? Bakın hangi sözcüğü soru anlamını bir isme yöneltiyor. E, dolayısıyla bir soru sıfatıdır. Haleki almış isim. Evet bunun da örneği var. Ağaca sözcüğü. Ağaç sözcüğüne yönelme durum eki gelmiş. Gökyüzü sözcüğüne yönelme durum eki gelmiş. Dağda sözcüğünde bulunma durum eki var. İşaret samirindisi örneği yoktur. Bakın buradaki o sözcü bir ismi işaret ediyor. Onun yerine kullanılmıyor. İşaret zamirleri işaret yoluyla bir ismin yerine kullanılır. Ama buradaki o sadece işaret ediyor. Yani o sözcüğü bir sıfattır. İşaret sıfatıdır. İşaret zamiri değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfattır? İsimleri niteleyen ve belirten sözcükler sıfattır. O sana derken buradaki o bir ismi işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki o bir işaret sıfatıdır. Yani bir numara sıfat öylesine yağdı nasıl yağdı öylesine yağdı fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için bu bir zarftır. Sıfat değildir. Çünkü burada bu sözcük bir eylemi etkiliyor. Bu güzel kent bakın bu kent bu sözcü bir ismi işaret etmiştir. Buradaki bu sözcü de yine bir işaret sıfatıdır. Onu o sözcü bir ismin yerine kullanılmıştır. Bu bir zamirdir işaret sıfatları çekim eki almıyor çünkü. Nasıl dinledi? Şöyle bir dinledi. Bakın yine eylemle ilgili eyleme sorduk nasıl sorusunu cevap aldık. Bu sözcükle yine zarftır. Eğer isme sorsaydık nasıl sorusunu cevap alsaydık o zaman eteleme sıfatı olurdu. Şimdi bir numara ve üç numara sıfattır. Cevabımız B seçeneğidir. Belgisizlik belirten kelimeler bir isimle birlikte kullanıldıklarında sıfat, ismi yerine kullanıldıklarında zamir görevindedir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin türü farklıdır? Bakın bazı sözcü bir isimle beraber kullanılıyor. Bir ismi belirtiyor. Dolayısıyla buradaki bazı sözcü bir sıfattır. Belgisiz sıfattır. Hepsi sözcü tek başına kullanılmıştır. Bir isimle birlikte kullanılmamıştır. Dolayısıyla zamirdir. Belgisiz zamirdir. Kimi şair bakın bir isimle birlikte kullanılmış. ismi belirtiyor. Sıfattır. Hiçbir mantar yine hiçbir sözcü bir isimle beraber kullanılmış sıfattır. Çoğu zaman çoğu sözcü yine bir isimle birlikte kullanılmış sıfattır. Bunlar A, C, D ve E'dekiler belgisiz sıfattır. Fakat B'de hepsi sözcü ismin yerine kullanıldığı için belgisiz zamirdir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birleşik yapılı birden fazla sözcük vardır. Fener yolu ve ilkbahar birleşik yapılı sözcüklerdir. İki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur her ikisi de. Haleki almış isim kırlarda sözcüğünde bulunma durum eki vardır. Pekiştirilmiş sıfat taptazedir. Bakın heves isimdir. Nasıl heves? Taptaze heves. Burada taptaze niteleme sıfatıdır. Ve pekiştirilmiştir taptaze şeklinde. Türemiş yapılı eylem yine vardır. Yayıldı var. Yaymaktan yayıldı. Bakın yapım eki aldığı için yayılmak türemiş bir fiildir. Bezemekten bezenmek yine türemiş yapılı bir eylemdir. Sıfat görevinde kullanılmış ikileme yoktur. Bakın bu cümlede ikileme var. Renk renk. Ama bu ikileme eyleme etkiliyor. Nasıl yayıldı? Renk renk. Eğer nasıl sorusunu biz bir eyleme soruyorsak aldığımız cevap zarftır. Dolayısıyla burada kullanılan ikileme sıfat görevinde değil zarf görevindedir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapalı sözcüğü kapalı kapılar ardında neler konuşuldu kimse bilemez cümlesindeki göreviyle kullanılmamıştır. Nasıl kapı? Kapalı kapı. Bakın burada kapalı sözcü bir niteleme sıfatıdır. Çünkü isme sorulan nasıl sorusuna cevap vermektedir. Yani biz sıfat görevinde kullanılmayan kapalı sözcüğünü arıyoruz. Bakalım nasıl yol? Kapalı yol. Evet niteleme sıfatı. Nasıl kutu? Kapalı kutu. Niteleme sıfatı. Nasıl anlatım? Kapalı anlatım. Niteleme sıfatı. Nasıl mekan? Kapalı mekan. Yine niteleme sıfatı. Okurları yazarın yazılarını çok kapalı buluyor. Şimdi nasıl buluyor? Kapalı buluyor. Bulmak eylemdir. Eyleme sorduk nasıl sorusunu cevap aldık. Burada kapalı sözcü bir zarftır. Çünkü bir ismi etkilemiyor, bir eylemi etkiliyor. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük? Sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır. Evet, sözcük türü dendiğinde aklımıza isim, sıfat, zarf, sen bir edat, bağlaç, ünlem ve eylem gelecek. İki ülke arasındaki gerilim komşu ülkeleri de etkiliyor. Şimdi gerilim burada isimdir. Çünkü bir kavramın anlamını karşılamaktadır. Etkin bir çalışma yöntemi belirlemeye çalışıyoruz. Nasıl çalışma yöntemi? Etkin çalışma yöntemi. Bakın burada bir isim tamlamasını etkiliyor, etkin sözcüğü nasıl sorusuna cevap veriyor, niteleme sıfatıdır. Bu romanla yazın çevrelerinde saygınlık kazandı. Ne kazandı? Saygınlık. Bakın burada saygınlık bir kavramın anlamını karşılıyor. Bu sebeple isimdir. Hazırladığınız raporda hiçbir kusur görünmüyor. Kusur yine bir kavramın anlamını karşılıyor. İsimdir. Bu olayda bizimle birlikte hareket etmenizi istiyoruz. Hareket yine isimdir. Burada farklı olan etkin sözcüğüdür. Çünkü o sıfattır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde ikileme sıfat görevindedir? Önce ikilemeleri tespit edelim. İç içe, kolay kolay, ışıl ışıl, çeke çeke ve soğuk soğuk. Şimdi ikilemenin sıfat görevinde olması demek ikilemenin bir ismi etkilemesi, bir ismi nitelemesi demek. Şimdi nasıl yer verir? İç içe. Yer vermek fiildir. Burada bir fiili belirttiği için iç içe sözcü bir zarftır. Nasıl ikna olmayacak? İkna olmak fiildir. Yine ikileme bir fiille ilgilidir. Gerçi burada yapım eki almış fiilimsi olmuştur. Fiil ve fiilimsilerin özelliklerini bildiren kelimeler zarftır. Burada nasıl sorusunu fiilimsiye soruyoruz. Yine ikileme zarf görevinde kullanılmış. Parlayan fiilimsidir. Burada yine fiilimsiye sorduğumuz için nasıl parlayan Işıl ışıl ışıl. Işıl ışıl zarftır. Çeke çeke zaten bir zarf fiildir. Zarf görevinde kullanılmıştır. Nasıl götürmeye? Çeke çeke götürmeye. Şimdi soğuk soğuk sözcü terle ilgilidir. Nasıl ter? Soğuk soğuk ter. Eter isim. O zaman burada ikileme bir ismi niteliyor. Burada sıfat. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kusursuz sözcü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Sözcük türü dendiğinde aklımıza isim, sıfat, zarf, bir edat, bağlaç, ünlem, eylem gelecek. Kusursuz sözcüklerin bir altını çizelim. Hangi sözcüğü etkilediğine bakalım. Bize farklı türdeki kusursuz sözcüğü soruluyor. Nasıl şiir, kusursuz şiir. Bakın bir isme nasıl diye sorduk, cevap aldık. Bu bir niteleme sıfatıdır. Nasıl kimse, kusursuz kimse. Bu sefer biz zamire sorduk, cevap aldık. E sonuçta zamirler isimlerin yerine kullanılan sözcük olduğu için sıfatlar zamirleri de niteleyebilir, belirtebilir. Burada olduğu gibi burada da yine sıfat görevindedir. Nasıl kimse, kusursuz kimse. Nasıl baba, kusursuz baba, yine sıfat, niteleme sıfatı. Nasıl yönetim, kusursuz yönetim, yine niteleme sıfatı. Çünkü A, C, D ve E seçeneklerinde kusursuz sözcükleri bir ismi etkilemektedir. Bir yazarın yazdıklarını kusursuz bulması onu tembelliğe iter. Bakın burada kusursuz sözcü bir fiilimsiyi etkiliyor. Nasıl bulması, kusursuz bulması. Fiil ve fiilimsileri etkileyen sözcükler zarftır. Burada kusursuz sözcü bir durum zarfıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır? Soru sıfatları soru anlamını bir isme yöneltir. Bir eyleme değil. Bu soru sıfatlarının en önemli ayırt edici özelliğidir. Şimdi cümlelerde soru anlamına gelen sözcükleri bir belirleyelim. Nereden, neyi, hangisini, kaç, kim? Şimdi kim direkt bir insanı sormaktadır. Bir insan isminin yerini tutmaktadır soru yoluyla. Bir zamirdir. Hangisinin, neyi ve nereden soruları isim çekimeki almıştır. İsim çekinmeklerini zamirler ve isimler alır. Ve bu sözcükler ismin yerini tutmaktadır. İsim veya zamir olarak cevap verebiliriz. Yine A'da B'de ve C'de soru anlamı zamirle kazandırılmıştır. Fakat kaç sözcü bakın soru anlamını bir isme yöneltiyor. Kaç yaşında? İşte buradaki kaç sözcüğü bu sebeple bir soru sıfatıdır ve bu cümlede soru anlamını sıfat sağlamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfattır? Sıfatlar isimleri niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Bir numaradaki bu bir isimdir. Çünkü bir varlığın da kavramın anlamını karşılayan bir kelimedir. İki numaradaki ama bağlaçtır. Tek başına bir anlamı yoktur. Cümlede bağlama görevinde kullanılır. Anlam bilgisi kurar. Birazdan zaman anlamı kattığı için zarftır. Ne zaman sorusuna cevap verir. Bu acak da çekimli bir eylemdir. Fiildir. Boğmak fiili. Gelecek zaman ekini almıştır. Şimdi. Kızılımsız sözcüğü ise bir ismi nitelemektedir. Nasıl ışık? Kızılımsı ışık. Bakırımsı da sıfattır. Çünkü o da nasıl sorusuna cevap veriyor. Burada iki tane sıfat yan yana verilmiş. Bir isme sorulan nasıl sorusuna cevap veren sözcük niteleme sıfatıdır. Yani dört numara bir sıfattır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat değildir? Sıfatlar isimleri niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Buradaki ilk sözcüğü bir ismi etkilemiştir. İlk son sözcükleri sıra sayı sıfatıdır. Bir numarada verilen sözcük sıfattır. Bütün dikkat, bütün sözcü bir ismi etkiliyor. Belli belirsiz bir şekilde onu iş belirtiyor. İki numaradaki sözcük belgisiz sıfattır. Nasıl destan, sokaklarda satılan destan. Satılan sözcü bir sıfat fiildir ve sıfat görevinde kullanılmıştır. Çünkü isme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl kütüphane? Küçük kütüphane yine isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği küçük sözcülü bir sıfattır. Oynarken ise ne zaman sorusuna cevap vermektedir? Bu sebeple zarftır. Buradaki kadar ise tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam kazanmış bir sözcüktür. Edattır. Yani 5 ve 6 numaralı sözcükler bir ismi niteleyen ya da belirten bir sözcük değildir. Sıfat değildir. Cevabımız 5 ve 6 E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bir numarada verilen zaman sözcüğü isimdir. Çünkü buradaki zaman sözcüğü ne zaman sorusuna cevap vermiyor. Vakit anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kavramın anlamını karşılamaktadır, isimdir. 2 numaradaki geçmiş sözcüğü bir sıfattır. Çünkü nasıl zaman? Geçmiş zaman. Yani burada yanlış gösterilmiştir. Sıfat olacaktı. Cevap bulduk ama devam edelim. Çünkü isim doğru. En çok tavan arasında saklanır. Burada çok sözcüğü tavan arası ile ilgili değildir. Çok saklanmayla ilgilidir. Dolayısıyla bir zarftır. Sıfat değildir. Onları sözcü bir ismin yerine kullanılmıştır. Zamirdir. 5 numaradaki tarihte bir isimdir, sıfat değildir. Bir ismi niteleyip ya da belirten bir sözcük değildir. Evet doğru olan bir numaraydı. Bir numaradaki zaman sözcüğü isimdir. Çünkü burada kavram olarak kullanılmıştır. Bu cümlenin öznesidir. İsimdir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat değildir? Sıfatlar isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Buradaki bazı sözcü bir isimle birlikte kullanılıyor. Bir ismi belli belirsiz bir şekilde etkiliyor. Bu bir belgesiz sıfattır. Bir numara sıfat. Bir sözcü bir ismi belirtmektedir yine belli belirsiz bakımdan. Bir sözcü burada herhangi bir anlamındadır. Belgesiz sıfattır. Artık sözcü zaman anlamı katmıştır. Ne zaman sorusuna cevap vermektedir. Bundan sonra anlamında kullanılmıştır bir ismi nitelememiş, belirtmemiştir. 3 numaradaki sözcüğün türü zarftır. Nasıl ömür, uzun ömür isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için 4 numaradaki uzun sözcüğü niteleme sıfatıdır. 5 numaradaki orada sözcüğü bir yerin adının yerini tutmaktadır. Yani ismin yerine kullanılmıştır. İşaret zamiridir. Şimdi 3 ve 5 sıfat değil. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi niteleme veya belirtme görevinde kullanılmamıştır? Yani sıfat değildir diye soruluyor. Çünkü isimleri niteleyen ve belirten sözcükler sıfattır. Her yazar bakın bir ismi belirtiyor belli belirsiz bakımdan. Bir numaradaki her sözcü bir belgisiz sıfattır. Bu sorunlar buradaki bu sözcü bir ismi işaret ediyor. İşaret sıfatıdır. Olumlu tavır nasıl tavır? Olumlu tavır isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için dört numara niteleme sıfatıdır. Bu tavır bu sözcü bir ismi işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Çağının sözcüğü ise bir isimdir. Çağ sözcüğü bir kavramın anlamını karşılayan bir sözcüktür. Ve isim çekim eklerini almıştır. İki numara isimdir sıfat değildir. Bir ismi niteleme veya belirtme görevinde kullanılmamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Müzik